göre şey olacaksın ya, oranın bir vatandaşından evleneceksin de Türk vatandaşlığını verecekler. Ya da şu andaki kanun işitiyorum, macerlara şey veriliyor, Türk soydaş kimliğini. Ben de isterdim böyle iki soydaş kimliğim olsun ama maalesef olmuyor çünkü Türkiye'nin kanunları değil öyle. Gemilerde Türk bayrağını görünce limana doğru bir koşu tutturan küçük bir kız çocuğu mu daha iyi bilir vatan aşkını, yoksa biz? Sonra uzaktan uzağa gemicileri izlemek, konuşmalarına kulak kabartmak. Maksat ne? Birkaç kelime de olsa Türkçe duyabilmek. Biz Türkçeyi hiç bu kadar özledik mi mesela? Ah, Gülcan Abdullah Nazari öyle bir çocukluk hatırası anlatıyor ki, hiç duyulmamış bir masal gibi içimize işliyor. Türkiye'den kilometrelerce uzakta bir kız çocuğu neler hissetmiş meğer vaktiyle. Ufacık yüreğiyle ne hasretler çekmiş. Bir insanın ana vatanında yaşıyor olması meğer ne büyük nimetmiş. Benim için Türkiye canım, gönlüm. Türkiye'ye gitmesem, dillerimi doldurmasam, havasının kokusunu duymasam, yani zaten İstanbul'un havası veya her zaman sanki burada burnumda tutuyor. Çocukluğum zamanında, komünist döneminde yasaktı Türklerden konuşmak. Cay'dan görüyordum gemilerin gelişi, gözüküyordu evin camından, pencereden. Gör diyen ki bir gemi Türkiye'den geliyor, flamasını gör diyen, bayrağını gör diyen koşardım. Koşardım iskeleye, sadece gemicilerin sesini duyuyordu. Orada Türkçe konuşuluyordu. Gemide Türkçe bağırıyorlardı, gemici bağırıyordu. Bizim dileğine baksın, bir şeyler. Yani Türkçe konuşuyorlardı. Oraya durup uzun uzun bayrağı seyreder. İnsanların konuştuğunu seyrederlerdi. Sonra inerler.